Beyler bayanlar selamlar. Yine iyi bir haber mi dersiniz, kötü bir haber mi dersiniz? Güncelleme haberiyle birlikte karşınızdayım. 4. sezonun neredeyse yarıladık diyebiliriz ve tam da sıkıldık derken Activision tekrardan sezon arası güncellemesini yaptı. Ve bu güncellemeyle yine bir ton şey değişecek, bir sürü şey indirmek zorunda kalacağız. Neler değişecek, neler gelecek? Hadi gelin hemen onlara bakalım şimdi. Öncelikle güncelleme 29 Haziran PDT'ye göre gece 11'de gelecekmiş. Ama bizim saat dilimize göre ayın 30'u yapıyor sabah 9'da. Yani ben şu anda bu videoyu hazırlarken gece 12, 9 saat falan kalmış. Çok bir şey kalmamış. Sabah erkenden paylaşmayı planlıyorum ki bunu. İşe gidecekseniz haberiniz olsun, en azından açık bırakırsınız. Akşam işten eve gelene kadar güncellemeniz de bitmiş olur. Güncelleme boyutu ise 22 ile 36 GB arasında değişecekmiş. Fakat konsola yükleme yapacaklar, ekstradan bir 3.5 GB daha indirmeleri gerekecek. Konsolda yer kalmadı, abi şu oyunu siliyorum, bunu siliyorum, yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor diyenlerin de sesini duymuşlar ve hafızada yer açmak için bazı dosyaları silmenize izin vermişler. Bunun nasıl yapılacağı ile de link bırakmışlar. Ben sizin kolay bulabilmeniz için linki hemen aşağıya açıklamaya bırakıyorum. Oradan tıklayarak nasıl yapılabileceğini ulaşabilirsiniz. Eğer oyunun full sürümü yoksa da sadece beleş Warzone'da takılıyorsanız toplamda 22 ila 30 GB arası bir güncelleme yapmanız gerekecek. Yani 6 GB fark oynayacak gibi oyunun full sürümüne sahip olanlarla olmayanlar arasında. İndirilen bu dosyalar ise toplam oyun boyutunu değiştirmeyecek diye açıklama yapmışlar. Yani hemen hemen aynı miktarda tutacakmış. Peki bu kadar yüksek güncellemeye neler geliyor? Yeni silah, yeni mod, operatör skini, kulaktaki değişiklikler gibi birçok şeyi duyurdular. Öncelikle beni en çok heyecanlandıran ve aynı zamanda korkutan şey 200 kişilik mod arkadaşlar. Heyecanlandırıyor çünkü daha fazla kill alacağız. Oo, bir sürü aksiyon dönecek, oradan oraya koşturacağız. Bayağı güzel olacak. Korkutuyor çünkü. Ya şu anda bile hali hazırda 150 kişiyle oynarken server'a lag girmiyor mu? Canımız çıkmıyor mu? E abi aynı server'larda oynayacaksak 200 kişiyi nasıl kaldıracak bu diye umarım kötü sonuçlarla karşılaşmayız. Ayrıca yazıda özellikle squad'lar 200 kişiye kadar oynayabilecek diye bir ibare yazmışlar. Yani büyük ihtimalle bu demek oluyor ki solo, duo ya da trio girecekseniz bunlar da 200 kişi olmayabilir, sadece squad'a gelmiş olabilir bu 200 kişilik mod. Abi bir de düşünsene, tamam eğer server'lar kaldırırsa Superstore'a gelecek insan yığını bir düşünsenize, bir hayal etsenize. Of of of, neler olacak. Oyuna bir de yeni bir görev ekliyorlar. Sub-Liran Contracts diye. Bu görev Fire Sale etkinliği var ya, ona birazcık benziyor. Hatta bayağı benziyor. Fakat etkinliklerdeki gibi değil de normal kontratlardaki görevlerdeki gibi, hani Recon Scavenger var ya, ondaki bir yerden görev alıyoruz ve bu görev bize diyecekmiş ki kardeşim şu ilerideki manav var ya, oraya 30 dakikada ulaş diyecek. Evet, bir şopa belli bir süre içinde gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve o şopa da süre içinde yetişebilirsek indirimli olarak eşyaları satın alabilecekmişiz. Oyun başında bunu kullanabilirsek çok 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 güzel olabilir. Özellikle de loadout'a etkisi varsa. Abi düşünsene, zaten hani 10k civarında bir şey biriktirdin, belli miktarda indirim alacaksın. O 10k'nın içinde bir de UAV çektiğini düşün. Tertemiz oyuna çok hızlı bir şekilde başlarsın. Çok güzel olabilir. Ama gerçi ta haritanın da en ucundaki shop'a gönderirse bizi hiç de bir anlamı kalmaz. Diğer yenilik ise Juggernaut kıyafeti. Ne bu Juggernaut kıyafeti arkadaşlar? Böyle kocaman, mutlaka fragmanlarda falan görmüşsünüzdür ya kodun. Kocaman üstünüze bir kıyafet giyiyorsunuz ve elinizde minigun pata 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 diye tarıyorsunuz insanları. Ve o sırada çok az hasar yiyorsunuz. Ölmeniz çok zorlaşıyor. İşte Juggernaut Suit dedikleri şey bu. Bunu Warzone'a getireceklermiş artık. Normalde multiplayer'de belli bir kill'e ulaştığınızda Juggernaut Suit çağırabiliyordunuz, giyebiliyordunuz. Peki nasıl işleyecek Warzone'da bu? Havadan hava yardımı airdrop göndereceklermiş. Airdrop'u ilk alan kişi o Juggernaut Suit'i giyebilecekmiş. Daha sonrasında da Juggernaut Suit'i giyen kişi öldüğünde ya da kulağa gittiğinde tekrardan Juggernaut Suit'i kıyafetini gönderen farklı bir airdrop göndereceklermiş. Tamam, o güzel mantık, hani oyuna birazcık yenilik katalım, değişiklikler olsun falan filan derken, ama eğer
Bu Juggernaut suit'i giyen kişi öldüğü anda tekrardan airdrop gelecekse biraz saçma olur, düşünsene. Birisi ölecek, bir daha gelecek. Birisi ölecek, bir daha gelecek. Arka arkaya herhalde bunu spam yapmayacak şekilde araya belli süreler koyarak bunu ayarlarlar diye düşünüyorum. Yoksa diğer türlü hop öldürdüm bir daha geldi, öldürdüm bir daha geldi. Biraz boku çıkabilir. Ve son olarak da yeni bir eşyamız var. Sputter Scope. Sputter Scope deyince böyle birazcık artistik duruyor ama bildiğiniz dürbün. Hani bilmiyorum oyun içinde ekstradan bir özelliğini katarlar mı ama güncelleme açıklamasında bile bir sonraki gideceğiniz yerdeki keşif yapmak istiyorsanız, önünüzü görmek istiyorsanız düşmana fark edilmeden bu dürbünü kullanabilirsiniz diye böyle bir reklam yapmışlar. Zaten scope'la biz ileri gideceğimiz yere bakıyoruz, en kötü ihtimalle yeni kullanıyoruz, üstüne scope'la kesiyoruz. Şimdi tekrardan bu dürbünü kullanmanın ne anlamı var? Normalde silah scope'uyla baktığımızda karşı tarafı parıltı gidiyor ya, onun gitmesini mi engelleyecek, rahat rahat kesebilecek miyiz? Ya da drone'da olduğu gibi benim gördüğüm kişileri de, örneğin ben dürbünle bakıyorken benim gördüğüm kişileri de takım arkadaşlarının yerini mi gösterecek, takip mi edebilecek, ne yapacak bilmiyorum yani. Dürbün ne kadar bir artı katabilir? Eğer siz biliyorsanız arkadaşlar, önceki oyunlarda varsa ve ben bu konuda cahil kaldıysam lütfen yorumlara yazın, ben de öğrenmiş olayım. Oyuna da yeni bir başlangıç paketi eklemişler ki kardeşim sen gel, hoş geldin gel, gel birazcık para harcı tarzında bir paket yapmışlar. Ama çok gereksiz 5 dolara, neymiş 5 dolara 500 code point, saçma bir blueprint, Krueger skin'i, calling card ve tokenlar elde edebiliyorsunuz. Tokenları ben hala kullanmıyorum, hesabımda duruyor. Krueger skin'i, Krueger eğer operatörünüz yoksa kullanabilir misiniz? Soru işareti. Blueprint zaten Blueprint'lerin oyunlarına halde olduğunu biliyoruz. 5 dolara da 500 code points. Abi git Battle Pass al. Yani. Neyse özetle paranızı çöpe atmayın arkadaşlar. Beklenen diğer en büyük yenilik ise yeni gelecek olan silah. Hatırlarsanız sezon 4'te neler gelebilir diye video yapmıştım. Orada Sniper'la ilgili bayağı konuşmuştum. Bu gelebilir işte derken Sniper geldi. Tahminim doğru çıktı. Ama yanlış tahmin etmişim çünkü bu yarı otomatik bir sniper olacak. Benim tahmin ettiğim böyle tam HDR ile AX arasında olur derken aslında ikisinin de arasında olmadı. Tamamen farklı bir yarı otomatik sniper geliyor. Bu Marksman Rifle olarak değildi. Sniper olarak geldiği için de doğal olarak SKS'den daha güçlü olması lazım değil mi? SKS'den daha güçlüyse tek atacak mı? Ya da iki mi atacak gövdeden vurunca, nasıl bir silah olacak? Büyük ihtimalle SKS gibi hasarı daha yüksek, kontrolü daha zor. Yani her atışınızda pat diye sekecek, pat diye sekecek, kontrol etmeniz bayağı zor olacak. Ama büyük ihtimalle de iki mermiyle düşürebileceksiniz diye tahmin ediyorum. Bakalım artık yarınki güncelleme gelsin. Ben 2 gün boyunca Superbox'ın yavaş hızıyla indireyim. Ondan sonra oynanış videosunu size atarım arkadaşlar. Hep Warzone konuştuk. Peki multiplayer'a bir ton para bayılanlara ne gibi yenilikler getirdiler, ne değişiklikler yaptılar? Cashier Park adında yeni bir haritamız ve Team Defender diye de yeni bir modumuz olacakmış. Yeni modda bayrak kapmacanın bir benzeri olacakmış. Bu sefer ortada tek bir bayrak olacak ve bayrağı ele geçiren takım o bayrağı ellerinde tuttukları süre boyunca puan kazanacak. Diğer modlarda da hani olduğu gibi belli bir puana ulaşan ya da süre sonunda en yüksek puana sahip takım oyunu kazanacak. Capture the Flag'in değiştirilmiş hali diyebiliriz. Son olarak da shop'a bir sürü şey koymuşlar ama artık shop'taki şeyleri satın almak sizin bütçenize ve zevkinize kalmış bir şey olduğu için çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Girip shop'tan onları da siz kendiniz göz atarsınız arkadaşlar. Evet. Sezon ortası güncelleme ile ilgili verebileceğim tüm bilgileri de en hızlı şekilde, en detaylı şekilde aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım bu sefer server sıkıntısı yaşamadan rahat rahat indiririz, bir an önce oyuna gireriz. Eğer yaptığım rehber videoları, bu tarz bilgilendirme videoları da seviyorsanız, devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar, aşağıdan hem beğene tıklayabilir hem de abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Geldiğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sakın sabah bilgisayarınızı açık unutmayın, bırakmayın ve aynı şekilde Battle.net'e de reset atmayı unutmayın çünkü bazen güncellemeler çalışmıyor. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.